Aha, İngiliz dili yaxşı sizdə. İngiliz dili yaxşı derken ana dili gibi değil tabii ki. Tabii ki kendimi idare ediyorum. Deyirəm Aysun Hanım, uşaqlarınızın yanında İngiliz dilində danışanda öz-özü bir tər hiss edirsə. öyle bir şey oluyor ki Amerika'da mesela eğer onlar yanımdaysa zaten mene hiçbir şeye fırsat kalmıyor. Yani yanımda durmadan onlar her şeyi yapıyorlar. Ama ben yalnızsam tabii ki kendimi idare edirem. Ama bu arada ben çok sevinirim ki Ali ve Mina biliyorsun burada büyüdüler. Ali Nino fikirleşirim. Birçok insan da burada Ali Nino. Hatta benim ses operatörüm Ramal diyor ki Sunan Hanım ben sizi ilk tanıyanda burada Ali Nino yazıyor zannettim ve fikirleştim ki diyor siz o kitabı çok sevdiniz. Ay Sunan Hanım deyin ki Ali Nino'nu sevir. Azerbaycan'da Ali ve Nino çekilende orada ses rejissörü işleyip. Hakikaten. Hmm. Gerçekten. Ha, Royal hele indi görürük oğlunuzdaki. Bay 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 gör neçe aydı bir yerde işleyirik. İndi görürüz. Gerçekten mi Royal? Aylardır burada bir de böyleyim yani. Aysun Hanım gör necə təmiz uşaqdır. Baş aşağı gəlir işe. Görmek? Suna Hanım evde ne tər tapşırıblarsa gözünü kaldırmır. Suna ablasının koluna bile bakmıyor. Bəli Suna Hanım. Bu arada görmek ve bakmak arasında fark vardır. Bazı insanlar diyor ki Suna bunu nereden, hardan aldın? Diyorum ki işte o marketten. Aa ben hep gidirem orada ben bunu görmürem. Diyorum ki görmek ve bakmak arasında fark var. Şimdi Ramal da öyle. Bunu da Ali Nino zannetmiş Ramal. Ali Nino da çok sevdiğim bir aşk hikayesidir. Ve öyle de görünüyorsa da beni narahat etmiyor. Çünkü... Bəli Suna Hanım. Onu deyirəm de adları eserlere uygun kurmuştunuz yoksa... Yok onu fikirleşmemiştim. Ama öyle de okunsa beni narahat etmedi. Çünkü... O çok güzel bir aşk hikayesi. Bunlar da benim aşkım zaten. Suna Hanım, adlardan danışmışken bugün sualım adlardandı. Sizce insana ad koyanda karakterine yansıyır o? Bak, ad koyanda insan bir söz var bizde, Türklerde. İnsan hakikaten insan adıyla yaşarmış. Mesela şu bizde deyirler uşaq olanda adıyla büyüsün. İşte bu o demek zaten. Mesela hakikaten o harflerin gücü var, ismin gücü var. Ya da mesela kimse, mesela diyorum ki, diyelim ki vardır ya böyle atasının ismini koyalım, dedesinin ismini koyalım. Size var Suna Hanım. Mesela şu mütləqdir ki, kaynatanın ya kaynananın adını koymalısın. Mutlak değil ama Vahitler Ali'ye Ali Nihat ismini koydular. Yani Nihat ismi benim kayınpederim rahmetli, canım benim. Canım yani ben Nihat'ı çok severdim. Allah rahmet eylesin. Kendi öz babamdan hiç ayırt etmedim ama oğluma Nihat isminin konması bana gereksizdi. Gereksiz geldi yani. İndi onun problemlerini çok yaşıyor Amerika'da. Çünkü iki isimli olan çocuk uşaklarda bir takım insanlarda problem oluyor. Çünkü Ali sadece Ali ismini işletiyor. Ama mesela resmi evrakta Nihat'ı unutuyor, yadından çıkarıyor. Aa Nihat yazmadı diye geri evrak dönüyor falan. Bence bu fikir bana yaşlı gelmiyor anladın mı? İlla ki atanın yok nenesinin ismini koy. Her insan kendi karakteriyle, kendi geleceğiyle doğmalı. Ay Sıla Hanım, pes onda ben de diyeyim. Mercan adıyla bu adla nece yaşayayım? Peki sona ne? Sona? Bilmiyorum. Arkadaşlar Suna ve Sona Azerbaycan'daki, Türkiye'deki Suna, Azerbaycan'da Sona. Suna gövelo, yeşil başlı gövel ördek. Ördek. Ve biliyor musunuz ki... Ha, yaşıl baş Sona. Ha, 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 ha. Yeşil başlı gövel ördek. Sona. Ve Sona bu arada da kişi ismi. Yani ismi değil, erkek ördek. Ördeklere getirdi çıktı. Bay 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 bay. Başka neden danışayım beri? Bundan sonra ismimi yani bilmemişsin sana ceza veriyorum. Herkese haftaya börek var. Bence. Bu arada hiçbiriniz bilemediniz. Pardon. Niye size börek yapıyorum ben? Yapmıyorum. Böreği olmasa da başka bir şey yapın. Bilmeseydin ne olar? Bugün Fatma Hanım'ın günüdür. Gedim tez onu götürün. Bayağıdan gözleyir.
Nasazdır biraz. Fatıma xanımın günüdür. Bəli, çox gözləməsin, çünki bayağıdan zəng eləyir. Boğazında problem var, ha. Aparım onu marketə, qəşəng mövsümü yeməklər pişirsin. Fatıma'yı təbrik edirəm. Hakikaten daha yeni ameliyat olmuş ama bu programda olmayı çok istemiş. Onu ben bunun için de teşekkür edirəm. Şirinyatta muhteşemim dedi. İnşallah bugün çok çok muhteşem bir şirinyat yiyeceğiz. Yettim Suna xanım, bay bay. Bay bay. Suna ile yemeğe değer de haftanın ikinci iştirakçısı Fatıma xanım. Necəsiz? Yaxşı. Özünüzü təqdim edin. Mən Abdullah ve Fatıma. Evdar xanımam. 3 evladım var. Menyunu təqdim edin. Ne pişirəcəksiniz? Bugünkü günümüzdə menyuda bizdə dişbərə olacaq. Bakının ən sevimli yeməklərindən. Pomidor badımcan dolması. Qadın barmağı deyilir salat. Bir də yüngül şirniyyat. Bu menyu olaraq, yəni bayağı diqqət cəlb edicidir. Baya zəngin bir menyudur həqiqətən. Bu 3 saat ərzində necə satdıracaq? Biraz şübhəliyəm açıq. Çünki baya dediyim ki, zəngin menyudur. Biraz vaxt aparan yeməklərdir həmçinin. Amma Fatıma xanıma güvənirəm. Əl ləzzətinə də həmçinin. Menyu yaxşı menyudur. Milli mətbəxtdən istifadə olunub. İnşallah dadı gözəl olar. Dadına baxıb fikirlərimizə bildirərik. Menüsünə baxdım. Menüsü mənə görə deyil. Yəni, məncə daha bir başqa bir menü seçə bilərdi. Hazırsa getdik Walmart'a. 4 yeməyi pişirmək üçün 2 saat vaxt verilir. İstifadə edəcəyiniz ərzaqları almaq üçün 30 dəqiqə vaxt verilir. Bitki yağları, şəkər tozu, duz, istiot xaric ancaq 30 dəqiqə müddətində aldığınız ərzaqlardan istifadə edə bilərsiniz. Hər hansı bir xüsusi ingredientiniz, ərzağınız varsa özünüzlə gətirə bilərsiniz. İştirakçılar günün sonunda təqdim olunan yeməkləri 10 ballıq sistemlə qiymətləndirir. Əgər iştirakçı 30 dəqiqə ərzində alış-verişi tamamlayıb 2 saat ərzində 4 yemək hazırlayıbsa, həmən iştirakçının xal vermə sistemi 3-dən başlayır. Aparıcının da xal vermə səlahiyyəti var. Gəldi çıxdıq Walmart'a. Hazırsınız? Hazırım. Başlayaq. Necə pomidor, badımcan, biber, ümumiyyət dolması hazırlayırsınız? Nədir bu? Bakı yeməkdir ona görə. Nə axtarırsınız? Kompotlardan. Abi, deyəm. Quru nanə. Quru nanə? Hı-hı. Ədviyyat arxadadır. Bitirdiniz. Dəqiq. Onu da gedək kassaya. Canlarım, canım tamaşacılarım, hanımlar, beyler. Suna ile yemeğe değer yarışmasında iştirakçı olmak istiyor musunuz? Eğer istiyorsanız aşağıda yazan telefon numarasına ve Instagram sayfasına müracaat edebilirsiniz. Bekliyorum. Hamınızı öpürem size. Ha, Fatıma Hanım geldi. Çıxdıq mətbəxi bizə. Sevinirsiniz. Pazarlıq elədiniz, elə bir rahatlaşdınız. Yük götürüldü üstünüzdən. Biraz. Bol enerjili 2 saat getdi. Nədən başlayırıq? Dişbərədən. Xırt-xırtlı pişəyini də əslində ən çox sevdiyim pişəyindir. Amma baxır pişirməyinə, əgər yaxşı olsa... Beğenəcəm. Fatıma xanım, düşbəriyə dad verən nədir? Əti yoxsa onun xəmirinin yoğrulması? Əti. Ancaq əti.
Xəmir də yəqin də. Hər xəmir yaxşı yoğrulmur axı. Yəni olur. Bir dənə qaşını götürün, baxım. 12 dənə yerləşir, yoxsa yox. Sizə yerləşəcək? Hələ büküm də. 4 dənə bükmüsünüz? Məncə elə bunun 4-ü yerləşər buna. Bir dənə içinə doldur bunları. Məncə 12 dənə bura yerləşməyəcək. Düşbörə sevdiyim yeməkdir. Çox dadlı olur. Onun çətin də hazırlanması. İnşallah bacarar. Yaxşı dad olar. Ay Fatıma xanım, mən getdim, yatdım, durdum, çay içdim, gəldim, gördüm sizə. Hələ də düşbərə bükürsüz. Vay, vay, vay. Bəs Bakı düşbərəsi deyəndə nə bilirdi? O qədər bükmüsüz, yorulmuşsuz, stul da qoymuşsuz bura. Tələsin, tələsin. Sürəti birdən götürdüz, ha? Ana yeməyi düşbərə hazırdı. Salat da demək olar ki, hazırdı. Bu nə deyil, salatdır? Tam yox. Yarı, yəni 50%. Qaldı bir dənə şirniyyat. Ana yeməyi üçbacı, el arasında üçbacı deyilər, əsl adı tərəvəzdə olmasa da sevdiyim yeməkdir. Dadlı da dadlı olar. Dadına baxıb fikir bildirərəm. Gərək bugün yeməkləri bizə bəyəndirə biləcək, ya yox. Nə qəşəng süfrəniz var. Yəqin Suna xanım bunu bəyənər. Bitirdiniz? Heç nə qoymayacaqsınız? Yox. Əyinizi dəyişəcəksiniz? Hə, bir üstünə. Onda gedək qonaqları qarşılayaq. Dəyərli tamaşacılarım, ekran qarşısına hoş gəlmişsiniz və mənim dəyərli iştirakçılarım, sizlər də yanıma hoş gəlmişsiniz. Bugün enerjiniz yüksəkmi dedim kamera arkasında. Evet dedilər, dərkən də belə deyirlər. Evet. Bugün enerjimiz yüksəkmi arkadaşlar? Lütfən, çünki niyə tamaşacılarımız da o güzəl enerjiyi burada geçirəcəyimiz bir 45-50 dəqiqəyi lütfən güzəl enerji ilə geçirəlim ki, bizi seyredənlərə də o geçsin. Bugün Fatimemin günüydü. Ay Fatime. Bak bugün çayla o şirinyatını necə gözləyirəm bilirsən, necə. Hakikaten yoldaşıma bile söyledim. Dedim sana bugün mühteşem bir şirinyat getiriyorum dedim. Yani o kadar ki doldurdum benim Fatime. Peki değerli iştirakçılarım, eğer Fatime sen de hazırsan sofrayı değerlendirmeyle başlayalım. Başlayalım. Haydi İlhame. İlhami, 3 gün yiyeceğim ve danışacağım. Sifre çok güzeldi ama kaşık değil de eskik. Kaşık yok. Fatime biliyor onu çattıramadı. Getirecek çorbayla beraber. Başka? Bir de biraz salfet kullanırsa uygun görmedim. Yaşıl rengi. Peki sen bugünkü sofrayı Fatime'ye yaraştırdın ya yok? Yaraştırdım, güzeldi. Yaraştırdım. Peki beğendim. Sultan, hadi sen devam et. Hoş gördük. Yapsın Allah. Birincisi o istekanda qatıq servis eləmişsiniz. Ama onun qatıq qabısı olur. Nədir o? Sirke. Ama böyle sad. Limonlu su.
Limonlu, sirkeli su. Limonlu, sirkeli su. Ne için bu? Düşbere için. Ha, iyi tamam. Öyle, bunun neye göre hoşun gelmeyip? Hem de... salfetkaları yani. Yok, başka bir şey tapabilmedim yani. Ha, tamam. Hı, tamam. Tamam. Başka? Hem de simetriye düz değil yani. Herası eğridi. Mesela bu burada da, bunun yanında değil. Hı. Sonra bir kaç yakın burada olmalı, solda olmalı. Ben onu söyledim yani, dedim. Çaştım. Kaşığınız yoktur. Ha, sen onu biz... karıştırdığını mı söyledin hep? Niye karıştırırsan kızım? Biraz daldım o yüzden. Bunun en az santı yemek yerken aklınıza getirin. Anladın mı? Peki başka sultan? Süfresi seligalidir. Yaşlılık çok yani olup. Bunu da kimse söylemedi. Da var. Ondan istedim değil mi? Sana kalsın. İyi tamam sultan. Gel Ekber sen devam et. Başlamak istedim bu süfreden. Bu süfren renci hiç üreğim açmadı. Yani bu pembe renç. Yani bu boz renç uymur da hiç. Bu pembeye ne derler biliyor musun? Schalkpilk. Yani pudra pembesi. Pudra pembesi. Pudra bildiniz. Evet. Bu böyle aslında hoş bir pembedir. Pardon. Neye göre be hoşun gelmedi? Ne mesela bu süfren renci değil de yani. Süfren renci daha çok böyle... ağ, mavi ya da açıq mavi falan belə şeyleri mən daha çox bəyənirəm. Tamam. Boşqablar, naxışları falan qəşəy yeri yerində. Bu boşqabların naxışlarıyla, bu süfrənin üstündəki bu... Nə deyirlərsə artıq buna? Runner. Runner, hə. Runner da uyumludur, tamamlayırlar bir-birini. Falan qəşəy belə stəkanlar falan, fujilər, ən sevdiyim stəkanlardan biridir. Salfet qabı da qəşəy yerində. Rustu bu. Çelik qabısına uyğundur. Bu üstündə biraz qara-qura şeylər var. Ay yok artık Ekber yani. At çevirdim görme. Ben biraz itkaya... boya sakmış. İtika kuvvet verdi. Sonra sabah mənə girdi. Sabah bunların iyisini mənə deyəcəklər. Ona göre sabah hazırlanırsan. Peki ama genel olarak hoşun gelip. Bir tek sofranın rengi hoşun gelmeyip. Sofranın rengi biraz lezzet elemedi. Qalan her şey qaydasında. Özellikle bu pomidoru da... Fatimə xanımdan gözlədiyim. Çok əla bir naxışlı. Çok sevirəm həqiqətən. Böyle meyvelerden falan böyle. Fatima, bütün bu raklara söylemek istediğin bir söz var mı? Yok. Razısan. Razıyım. Peki, kaşığın yok ama kaşığını demin koymak istedim. Mercan icazı vermedi çünkü zamanın doldu dedi. Onun dışında hakikaten çok temiz bir kere Fatima. Çok temizsin. Sofran tertemiz. Ben de bu çolkpilk dedikleri bu pudra pembesi rengini çok hoşuma gelir. Yaraştırdım da ikisini. Genel olarak bir tek tabağını, ana yemek tabağını biraz balaca buldum. Bilmiyorum o içeride büyüğü sonra mı servis edeceksin? Çünkü bu genelde salata tabağı olarak geçer. İçeride büyük boy tabağın var. Heh, tamam, onu yani yemekle servis edeceksin. Yemekle servis etmeyi istedim. Aa, tamam, olar. Onun dışında her şey sevgili. Çok teşekkür ederiz. Bir tek bardakları biraz yanınıza alın ve çorbayla başlamak isterim. Çorbamız gelsin mi? Gelsin çorbamız. Fatma Hanım, konağların hoşuna geldi. Çok da irad bildirmediler yok. Normal. Demeli hoşunuza geldi. Geldi. Düşbere şişmemiş, soymamış aparağı. Düşbere, ah Azerbaycan'da hakikaten çok sevdiğim bir çorbadır. Afiyet olsun, soğutmadan yiyin. Bir kaşığa... 32. Abart sultan. 32 valla elədir. 40. Çünkü Bakı düşbərəsi olduğuna göre bir kaşık 32'den gelir. Ama ben gedir. De 12 buradan... tuttum. Yok yok, hayır. Peki, arkana yaslan yedikten sonra Ekber. Senle gel, başlayalım. Benden. Düşbereyi bilmeyen yok. Elbette işte Azerbaycan'ın en popüler yemeklerinden biridir. Nece olmuş? Çünkü cürbe yerlerde yemişsindir, işte annen de yapmıştır, değil mi? Herkes de yemişsindir. Nece değerlendirirsen? Enfes. Tad olarak da, krem olarak da, kaynarlık olarak da. Zaten düşberenin çok kaynar sunulur şüpheye. Ben çok kaynar yiyebilirim, ağzım yanında. Ama yine de isti. Yine de istin, tam kıvamlı kaydasında da. Ağzımı yandırmıyor, ne de soyuq değil. Sen önce limon ve sirke koymadan yedin, sonradan... Sürücü esvak istifade edememişim limon sirke. Prost bu dizayn falan da getirdi, koydu süpreye. Koyandan geldi. Sonra fark ettin mi? Yani biraz tuşlu falan getirdi. Tuşlumu özümü sevenem. Yani baya bir tat kattı hakikaten. Aslında ben de katmayı daha çok seviyorum. Onun için dedim. Peki genel olarak, peki ya bu burası güzel olmamış dediğin bir şey var mı? Yoksa hams bütün...
Hoşun geldi, beğendin yani. Yok yani, daha da düzü falan her şey kaydasın. Bir tane de şey demek istedim. Sen biraz az özgürlük falan vardı, yaxşı da pişirdi, düşüp öğrendi. İndi inşallah ona da yaxşı gelecek diye ümit edirəm sağlamlığıma. Peki, gel Sultan, senle devam edelim. Dadı yaxşıdır, çiçoru yerindədir. Sadəcə nanəni yanında servis eləsəydin, istəyə görə kimsə nanə əlavə eləyərdi ona görə. Yəni, nanə o qədər sevmədiyim ona görə. Pardon. Belə dadlıdır yəni, həqiqətən. Ələr və sağlıq, bəyəndim. Peki, İlhami. Dadı xoşuma gəldi, amma xəmiri daha çoxdur. Ətini tutuzdura bilmədim, ətini tapa bilmirəm içində. Bəlkə düşbərə sevmədiyimdən de ola bilər. Ha, amma bu düşbərə için nedirsən? Yəni sevməyə bilərsən, amma düşbərə... Dadı yaxşıdır, amma ki ətini tapa bilmirəm içində nəsə. Peki, düzünü söyləmək gerekirse çox hoşum gəldi. O içindəki hamurun hepsinin aynı səviyyədə olması, o yerken ki, hatta birkaç kaşık ve bitireceğim bunu. Bir tek Sultan'a katılacağım, çok fazla nane koymuşsun. Biraz daha az koyup masaya servis etsen isteyen biraz daha fazla katabilirdi. Ama beni narahat etti mi? Hayır, etmeyip. Ama bu görüntüde fazla bir nane yapışmış. Ama eline sağlık Fatima. İlk çorbadan daha belli oluyor ki elinin lezzeti var. Hakikaten emeğine sağlık. Çok çetin bir çorba yaptım ve de bize. Çok çok teşekkür ederim. Salatan gelsin. Salatanın adı enteresan. Ben birinci defa duydum. Gelen de danışalım. Gelsin salata. Aa, Fatma Hanım, nereye bildirdiler? Razısız olardın. Razıyım. Ne dedilerse razısız ha? Göre gör, göze göz. Yani razıyam. Hayatta da beləsiniz. Her şeyinə razılaşırsınız. Gördüyümü ha. Bu qadın barmağı. Bəli, düzdür. Bir yemək ki, qadın barmağı toxundu, onu yemək lazımdır. Görərik indi. Götürün apara görək, olar yoxsa yox. Afiyet olsun, yiyebilirsiniz. Sizler biliyorsunuz, tamaşacılarım da bu ismi biliyor ama düzünü söylemek gerekirse Fatima, ben birinci defa bu isimle salata duydum. Adı neydi? Damski parit. Azerbaycan dilinde? Kadın parmağı. Kadın parmağı. Buradan duyan tamaşacılarımız varsa komentlere yazabilirler ama ben bu ismi hakikaten... Bizim Türkiye'de biliyorsun vezir parmağı diye bir şirinyat vardır. Yani vezir parmağı duydum ama hani duymamıştım. Aranızda duyan var mı? Yorumları yapan da isminle alakalı da danışsın. İçinde ne var? Bunun farklılığı ne? Başa düştüm. Turşu, toyuk etinden değil mi? Ceferi, şüt. Nane. Nane. Patates de var, kartof. Peki, gel İlhame, senle başlayalım. Şimdi bir kere bu salatayı hiç bilirsen. He, bilirim ama adını bilmiyorum. Yani içindeki erzakları bilirim. Erzakları, adını bilmiyordum. Çok güzel olmuş. Hoşun geldi. Eline sağlık. Ama biraz tuzu biraz az. Peki, Ekber. Bu zarfatı elemeden kesemeyeceğim. Yani hakikaten içinde kadın parmağı olduğu hiss olunurdu. Yani rengarenc maşallah. İkber. Bak dünen de çok güzel bir yorum yakalamıştın. Bugün de çok güzel bir yorum kattın buna. Hakikaten bu salatada kadın parmağı var dedi. Aferin Ekber. Allah nit verip dendim abi. Hoşun geldi. Hadi çocuğum, değerlendirmeye devam edelim. Yani sivri idmançı yemeği de gerçekten yani tam böyle organik. İçinde duz zat da yani bayağı azdı. Yani bir organikliği olarak yakışır ama. Dad sana kısmından... da bu tuzu az gelir. Evet, ama dad kısmına bakarsak biraz duz ədviyyatı biraz daha çok olabilirdi diye düşünürüm. Genel olarak koşun. Gel, bir 10 üzerinden 8 alır. Sultan. Ben buna tövük salatı var, Azerbaycan'da onu xoşatdım. Yani bunda sadece farklı kartof vurur buna, ona göre. Dadı yaxşıdır, biraz ədviyyat, duz istiyotu azdır. Ama turşu xiyar ona duzluq verir, yani yeyəndə hiss olunur. Belə dadlıydı, əllər və sağlıq. Fatima, sana çok sözsüz düşmüyor. Normalde ne fikirleşirsen diye. Ama genel olarak çorbayı da, bunu da beğendikleri için
söylemek istediğin bir söz var mı? Yok, biraz tuzu tamam. Az dediler. Yok, tuzu niye azdı? Bu iki saatte özünü tutmalıdır. Vakti az olduğuna göre tutmuyor özünü. Hakikaten Fatime çok çok güzel. Yani ben bunu bazen öyle salata yapıyorlar ki ben burada iştirakçılarla o salatayı eleştiren de üzülüyorlar. Ama mesela ben salata diye gelende bunu tek başına yer misin? Evet yerim. Senin elinin lezzeti var Fatıma. Çok çok tebrik ederim ve hakikaten ana yemeğini daha da merakla gözleyeceğim. Gelsin ana yemek. Fatıma Hanım, salatamı beğendi. Esrinde ben de beğendim, yedim. Çünkü diyetadayım ama çok geçen gitti. Ne oldu be buna? Yüreğe gidip benden 5 metre, öyle bir kendi animasyondan durup. Sence bu niye böyle oldu? Valla, ben başım kaçtı süfreni salmağa, bunu da altına koymuştum, gaz arttı gitti. Götür aparak. İndi Fatıma, o metbaktan gele gele danışıyordun, ne söylüyordun? Deyirdim ki, benim dolmalarımı elə bir ki reanimasiyadan durublar. Hamısı belə olublar. Neye göre oldu? Süfraya başım karıştı. Bunu sil, onu getir, onu apar. Bunun altı azalttım, fazla gaz arttı. Ha. O yüzden... Biraz çok pişip pişti. Demek istersen. Sultan sen de bir cevap veriyordun. Ne diyordun? Yok, ekber diyordun. Ben deyirdim, yadıma çıktı. Üst bazı dolmasının favori yemeklerinden biri de onu görəndə uşaqın sular durur da mənim. Öyle mi? Peki görüntüyü de değerlendiriyorsunuz. Servis yapabilirsin. Ben bir tane badımcandan alayım, farkı yok. Badımcan ne sarılamet yoktu orada. Bir tane badımcandan ver. Tadlıdır ama çok tuzludur. Hakikaten çok tuzludur. Dadı yaxşıdır, pişmeye de daha çok pişir. Biraz tez ötmeseydi daha da mükemmel olardı. Hem de servisi geçe uzun belə qabda biberler sıraya giden səliqeyle düzebilirdin. Yani ne dedim, karışık gelir ve dur. Bu kadar da çok şey danışmıyorum, uşaqlara bırakırım sözü. Yok Fatima cevap ver. Servisiyle ilgili problem var zaten. Fazla pişmesiyle ilgili danıştım, duzuyla ilgili danışıyor, bir de servisiyle alakalı. Servisiyle bunu uzun kaba koysam başım bu kadar da özünden. Ona göre koymadım. Yani topağımı yani koydum. Servisinden sen razısın. Yani ana yemeği olarak, yani konak karşısına gelen de vua görünmez. Yok, herhalde. Razı değilim. Değil ben onun dediğine razıyım. Nasıl, nece? Sultan dediğine razıyım. Peki, İlhame? Ben de duzlu sevirim diye mi? Yani yaxşı geldi ama ki elə bir ki dolmalar düzdür yadımdan çıxır ama ki elə bir ki qonaq gəlsə belə dolma qoyulsa qabağına. Ben qoymuram. Yəni elə bilər ki 3 gündən qalmış dolma da qızdırıb neçə dəfələrlə qoyulub stolsuna. Düz İlhamə düz diyor. Ama biliyorsun ki 2-3 gün özəlliklə bəkləyəndə daha da lezzeti oturuyor. Daha da mən onu mikroda ona da ya da qonaq fikirləşər ki bunu. Peki tadı necə olmuş İlhamə? Tadı çox gözəldir. Tadı çox gözəl. Duzu da sevirəm deyə ona görə çox gözəl. Peki, Ekber. Mən fərqli baxış açısıyla yanaşıram. Bu, ham bayağıdan irad bildirir ki, bəs qonaq qarşısına çıxacaq vəziyyətdə deyil də. Məncə bu buzuşuqluğu ona ayrı bir dekor veribdi. Yəni, o pislənəcək bir vəziyyətdə deyildi. Yəni, mənə görə okey. Peki, gəlisi. Tadı necə? Dadı da yəni, fərz özü bilir ki, mən duzlu xoşlayıram. Həqiqətən, amma acıca bir cıqqan duzu çox olur. Mənə də həddim aşdıyam. Acıca aşağı olsaydı daha bomba olardı. Amma yəni, belə dadı da olurum. Onsuz da, yəni, ne diyorsun? Ala. Ala dedi. Vallahi Fatime ne diyorsun? Yani yadından çıkmayaydı. Şu anda o söylenenlerden sadece duz danışılacaktı. İlave hariç duzlu olmuş. Yani normal seviyenin üstünde bir tuz var. Ama o kadar lezzetli ki beni o bile narahat etmedi. Dadı hakikaten çok çok güzel. Eline sağlık Fatıma. Bir kere yemekler konusunda elin çok lezzetli. Ama sen diyorsan ki Suna Hanım ben asıl tatlıdayım. Ben indi fikirleşirem ki ne tatlı gelecek. Gelsin tatlımız.
Fatime patlatmışsın. Vallahi çok güzel bir pasta görüyoruz. Servise başlayabilirsin. Ümit ederim ki tadı da öyledir. Ama Fatime sen böyle bir mutsuz bakırsan neye göre? Tam donmayıp ona göre. Birinci bunu yaptın. Yok. Niye bu hatayı yapırsınız? Yani birinci daha çok donması gerekeni servis yapabilirsin. Senin yani kaynar idi, sen verdin, sözümü bıraktım. Ama çayımda da özelliği var. Onu da söyleyecektim hakikaten çayda. Yalnız çay çok güzel. Ne ilave ettin buna? Sır. Fatime söylemeyeceğim mi hakikaten? Mühend adı yani. Mühend değil. Karanfil? Yok. Yarpız? Yok. Keklik otu var bir kere? Yok. Çekliyotu ve yarpız. Keklikotu var yok, bunda. Olsa da diyeceksin yukarı. Ne var? Ben ondan size getirmişim ama keklikotu değil. O Bakı'nın kentlerinde bitir. Mayak ama deyilen bir yer. Ama tamaşaçılarımız merak edecekler. Yani o bizde, biz Bakılı olduğumuza göre Gagaş Güler. Yani mayak yok. Xüsusi abunerliği talep edilir de bunun sonrası. Mayakta. Rosemary yok, et otu. Yok, yok, yok. Mayakta bir de naniye okşuyor. Dağ nanesi. Dağ nanesi ama bizde onda zirada yarpız değil. Yarpız değil. Biz yani orada da yarpız. Yok, neyse yarpız tamaşacılarım değil. İçinde bildiğimiz garaçay ve ne dedi dağ nanesi. Dağ nanesi varmış. Peki bilen tamaşacılarımız da yazsın bize. Gel Sultan senle başlayak. Nece olmuş? Fatime dedi ya böyle geçenk yapıyorum. Mühteşem yapıram. Ben onu biraz kesin yollayacağım size mühteşem olduğunu. Neyi? Yani ben pastanı gelen hafta size yollayacağım. Ha sen başka pastadan. Evet. Ama biz burayı değerlendirmeliyiz. Buranın değerlendiği yani tez olduğuna göre buldum. Tamam çok sağ ol. Kampanya yemeğini de alabilir edebilirsin onu. Valla gönder. Peki Sultan haydi başla. Ellerde sağlık. Bunu krem şantini eləmsən diye. Ne diye kremayı özüm yaptım Sultan dinlemirsen. Ama çok şamur özüm. Kaymaqdır yani. Öz kaymağı ortada. Yok, farklılığı var. Normal krem kremi kesinlikle değil. Krem, yani bu hazır krem şanti değil. Kaymaqdır. Tamam. Ama oxşuraq rənginədir. Daha da oxşuraq rəngi. Kıvamıdır. Məsələn, mən özüm kremi hazırlayanda sarı rəngində olur da yumurtanın sarısı ona keçir. Yani bu krem şantiyə çox bənzərliyi var. Ona görə elə dedim. Dadı da oxşur. Tamam. Ama görünüşü vuadı, ama dadı vuad deyil. Bunu deyə bilərəm sadəcə. Bəlkə dadı tutmayıb deyə ona görə de. Yani, hoşuma gelmedi. Görünüşü güzeldi ama tadı. Hoşuna gelmedi. Hayır. Yani adı bildiğim bisküvi yiyirəm de. Yani mağazadan aldığım yani bir bisküvidir. Krema batırıp yiyirəm yani. O tür. Fatima sana cevap vermek yerine yemeği tercih ediyor. İlhame sen de devam edin. Süper. Süper. Hiçbir şey diyebilmem başka. Hakikaten. Vallahi süper. Sultan hiç hoşum yo, gelmedi yo, dedi. Yok süper değil. Değişik tat. Hele indiye kadar bu tadı tatmamıştım. İlhame'nin çok hoşu geldi ve son söz Ekber'de. Buraya ilk gelenden ben köşe bir yorum bildirmiştim. Çünkü biraz
bu yarışmada görmək istədiyim şey fərqliydi, yəni fərqli dadlar. Bu torta 10 üzərindən mən 20 də verərəm. Yəni niyə? Çünki hər bir dilimin altında növ fərqli bir dad hissedirsən. Elə sistematik qrupçu da, yəni burdan başlayım, məsələn, qarağa çatı vurmuşsan deyəsən, hə, bunun içinə. Nə? Qarağa çatı vurmuşsan deyəsən, belə dənə var. Nəsə qəribə bir şey var idi o. Ləzzət. Mən ona çatana qədər mən bu tortun yarısını yemişdim də, yəni. Qoşun gəldi yəni. Süperdi var. Yəni. Əlavə kəlməyə ehtiyac yoxdur. Çayı da bitirdin zaten. İkincisi də olsa pis oldu. Peki Fatima, hakikaten güzel. Mən tahmin edirəm ki, sən bunu daha böyle zamanın bol vaktin olsa neler yapabileceğini ben görebilirim. Tamam mı? Gerçekten benim de hoşuma geldi. Zaten benim de yaptığım bir piramit kek vardır bu petibörle. Dondurmamız gerekiyor onu bilirsen ki. Bu benim kesinlikle çok hoşuma geldi. Ekber'den yine çok düzgün bir cevap geldi ki her tadan da farklı bir şey tat da geliyor ağzına. Benim de çok hoşuma geldi. Fatıma gerçekten elin lezzetli. Peki hazır mısın balları? Hazırım. Hazırsan. Hı hı. Ben bilirim ki en çok sultanın balını merak edersen onu en sona saklayacağım. Hiç merak etme. Gelsin ballar. Hazırız arkadaşlar. Siz balları verirken Fatimem, aferin sana. Balları versenize. Sultan. Bir saniye düşünürüm Sunuhan. Yani sultan o kadar şey oldu ki, korkuttun ki sultandan korkuram diye de onu korkuttun. Nece bal vereceğim bilmiyorum diyor. Fatime güzel, güzel geçti bugün. Hasta olmana rağmen, yeni ameliyattan gelmene rağmen ben inanırım ki aslında sen olmasa daha aktifsin. Aktivim. Kesinlikle ama yine de çok çok iyi yarıştın. Bravo sana ve gel İlhame. Senden başlayalım. Göster balını. 9. Wow. Küçük, balaca bir, hırda bir açıklama. Dolmaya göre, əzi olduğuna göre bir yani o görüntü olarak da güzel gelse sen 10 bal verecektin. Wow, evet. Fatime iyi başladık. Nedir sen? Bilmem ki. Ne? Hani 9 balı beğenmedin? Beğendim yani. Niye bilmem kidir sen? İlhami teşekkür ederim sana. Yani bilirdim ki düzgün bal verəsən. Çox gözəldir, amma bir xalını, yəni incimə nəyə görə, dolmaya, mən dolmanı vurğuladım. Dadı qəşəngdir, amma görünüşü çox. Amma hakikaten İlhamə nə söylədi, nə danışdı, onun balını verdi. Dünən də ben zaten onu gözləyordum. İlhamə dedi ki, bana benim haqqımı yedilər, amma mən yemeyeceğim dedi. Onu da İlhamə 5-ci gün danışacağız, tamam mı? Haydi Ekber, her şey çok geçenk. Yaxşı dadın, bakalım bal ne oldu? Bir daha sloganımla başlayayım. Ha, dın dın dın. 100 bal. 10 toçka da koydum ki, peki, maraqlı olsun da biraz. Kapatabilirsin. Esas çok benim. Aslında 10 bal gözlemiyordum senden. Mən də gözləmirdim, çünki bu süfrənin bu pəmbəsində çox pis takılmışdım mən əslində, amma sən o tort məni məndən aldı. Sən çox düşüyorsun. Dünən 3 bal kırdın süfrəyə görə. Dekor mənim üçün hər şeydi, amma pomidorun da belə gülə bənzəməyi, bir də axırıncı da o tortun, tort, bir də üst bazı dolması, yəni o TGDK imtihanında bizdə belə şey var, 3 yanlış bir doğruna aparır. Burada da 3 doğru o dekor problemini qaldırdı mənim sonra. Valla, zaten o görüntüsünə də bir şey söyləməmişdik Fatima. Aferin, gözləyir miydin? Gözləyirdim onunla. Hakikaten. Valla. Sultandan kaç bal gözləyorsun? Tahmin et. Çok. Tahmin et, Sultan sana kaç bal verir? 9. Göster balı. Ben de tahmin ediyorum. 8 dedim içimden. Tamam, kapatabilirsin Sultan. Çünkü aslında danıştığınla aynı kıymeti verdi. Bəli, çünkü hem yemeğin dekorunu sevmedim, süfrədə de bazı detallarda xırdalıq, məsələn, vilka bıçağın yeri, elə bir şey tirinlər gəlir, ona göre 2 bal kestim yani. Peki, senin için gözlediğin gibi mi oldu? 1 bal söhbəti var. Korktuğun gibi mi yani oldu? O 1 baldı, göz yummaq olar. Mən bilirdim. Oldu mu? Peki, o zaman değerli iştirakçılarım, artık zamanımız da bitti. Çok teşekkür ederim katılımınıza göre. Eğer içinizde ne kaldıysa 5. gün danışabilirsiniz. Fatima, çok teşekkür ederim bugüne. Sabah Ekber'den gerçekten bugün keyifli,
bir gün geçirdik ve hakikaten midelerimiz de keyif aldı. Çok çok teşekkür ederim sana bugün için ve değerli tamaşacılarım, gerçekten çok muhteşem bir gündü. Yemek olarak zaten yüzümüz gülüyordu. Sabah, Ekber, senin günün. Hadi kalmayalım sabah. Vallahi sabah Ekber'in günü, çok iddialı değilim Suna Hanım diyor. Hiç narahat olmayın, inşallah doyuracağım sizi diyor. Ama aç kalmayacaksınız Suna Hanım dedi. Hı? Ben bu sürpriz olsun da sabaha göre. Peki yemeklerini güldüreceksin yani. Yemeklerimden güldüreceğim ama sen rahat ol. Değerli tamaşacılarım, hemşe olduğu gibi hakikaten kalbimden söylüyorum. Çok sevirem sizi. Buyurun.